Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Milli Eğitim'in kendi sitesinde bulunan kazanım kavrama testlerinden cebirsel ifadeler testini çözeceğiz. Cebirsel ifadeler testindeki sorulara başlamadan önce cebirsel ifadelerle ilgili önemli olan birkaç tanım deneyimmiş olalım. Şimdi bir sayının değerinin bilinmediği durumlarda bu sayının yerine bir değişken veya bilinmeyen yazarız. Yani x, y, a, b gibi. En az bir bilinmeyen ve bir işlem içeren ifadelere bizler cebirsel ifadeler diyoruz. Bunun yanında bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir veya birden fazla değişkenin çarpımına terim, değişkenle çarpım şeklinde yazılan sayı ise katsayı diyoruz. Mesela 3x, 4y, 5a gibi ifadelerde 3, 5, 7 gibi olan ifadeler katsayı, x, y, a, b gibi olan ifadeler ise değişkeni bize bildirir. İçerisinde değişken bulunmayan terime sabit terim denir. Yani 3x artı 2y artı 5 gibi bir tanımdaki 5, x ve y'yi içermediği için bir sabit terimdir. Aynı zamanda önemli bir uyarı, sabit terim daima bir katsayıdır. Yani bizden bir cebirsel ifade verdiğinde katsayılar toplamını istediğinde biz daima sabit terimi de katsayılar toplamına ekleriz. Son olarak bir cebirsel ifadede bir değişkenin aynı kuvvetine sahip terimlerine benzer terimdedir. Yani 3x, 7x gibi ya da 5y, 4y gibi ya da 2x kare, 4x kare gibi ifadeler benim için benzer terimlerdir. Şimdi örneklere geçelim ve soruları çözerek pekiştirmiş olalım. Birinci soruya baktığımda 5n-2 cebirsel ifadesinde n eşittir 20 için değerini hesaplayınız demiş. 5n-2 dediğim şey 5 çarpı n-2'ye karşılık gelir. Yani 5n dediğim ifadeki 5 ve n çarpım durumundadır. O zaman ben bu ifadede 5 çarpı n yerine 20 yazıyorum, -2 diyorum. İşlem önceliği neydi? Varsa üslü ifade, parantezi işlem, çarpma, bölme ve toplama çıkarma. Buraya geldiğimde önce çarpma işlemi var. 5 çarpı 20'den 100 olarak buluyorum. -2 diyorum. 100'den 2'yi çıkarırsam cevabı 98 olarak buluyorum. Tekrar ediyorum. 5n-2 ifadesinde 5 ve n çarpım durumundadır. Bu yüzden n yerine ben 20 yazdığımda 5 çarpı 20 eksi 2 olarak ifade etmiş olurum. 100 eksi 2'den cevabı 98 olarak bulurum. İkinci örneğe geçtim. Aşağıdaki aralık hangisinde verilen cebirsel ifadeler benzer terimler değildir diyor. Benzer terim neydi? Aynı değişkenin kuvvetleri aynı olacaktı. Yani xx, yy, zz, 3x, 3 mesela 3x, 7x gibi ifadeler. Buraya geldiğimde xy, xy, x, x, a, a. Fakat burada 7, 7. 7 ile 7 katsayıdır. Fakat bizden katsayının değil, değişkenlerin aynı türden olmasını istemişti. O yüzden A, C ve B şıkkı benzer terimdir. Fakat D şıkkı benzer terim değildir. Tekrar ediyorum. Benzer terim değişkenin kuvvetinin aynı olduğu durumlarda 3x, 7x, 5y, 8y ya da 2x kare, 3x kare gibi. O zaman buraya baktığımda D şıkkına 7y ve 7'deki kat sayılar eşittir. Terimler yani değişkenler eşit değildir. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı olur. Üçüncü örneğe geçtiğimde 3x artı 5 bölü 8 ifadesinde x yerine 9 yazınca ben biliyorum ki burası 3 çarpı x artı 5 bölü 8'de. O zaman diyorum ki 3 çarpı 9 artı 5 bölü 8 olsun. 3 ile 9'u çarptığımda 27 artı 5 bölü 8 oluyor. Bu da 32 bölü 8'e karşılık gelir. 32 bölü 8 ifadesinde 32'yi 8'e bölersem sonucumu 4 olarak elde ederim. Tekrar ediyorum. Verilen cebirsel ifadesi
ifadede 3 çarpı x artı 5 bölü 8 diyorum. Bu ifadede x yerine 9 yazdığımda 3 çarpı 9 artı 5 bölü 8 olmuş oluyor ifadem. Sonrasında 3 çarpı 9'dan 27 geliyor. 27 artı 5 bölü 8 diyorum. O da 32 bölü 8'den 4 olarak bulunuyor. Ahmet'in 2 tane bilyesi vardır. Tarık'ın bilyelerinin sayısı, Ahmet'in bilyelerinin sayısının 2 katından 7 eksiktir diyor. Bu Ahmet, bu da Tarık. Ahmet'in x tane bilyesi var. Ahmet'in bilyelerinin sayısının 2 katından 7 eksikmiş Tarık'ın bilyeleri. O zaman Ahmet'in bilyelerinin sayısının 2 katından 7 eksikmiş Tarık'ın bilyelerinin sayısı. Bana sonra demiş ki Tarık'ın bilyelerinin sayısını gösteren cebirsel ifadeyi bulun demiş. Tarık'ın bilyelerini gösteren cebirsel ifade 2x eksi 7'dir. Devam ediyorum. Termometre x santigrat dereceyi gösterirken sıcaklık 8 santigrat derece azalırsa termometrenin gösterdiği sıcaklığı ifade eden cebirsel ifade aşağıdakiler hangisidir diyor. Başlangıçtaki sıcaklığım x'ti. 8 azaldı. O zaman x eksi 8 santigrat derece olarak 7 ifademi bulurum. Başlangıçta x'ti. Başlangıç. Sonra azaldı. Ve x eksi 8 olarak cevabı bulunmuş oldu. Geçiyorum bir sonraki örneğime. Zeki'nin 10 bilyesi vardır. Annesi elindeki k tane bilyeyi Zeki ile kardeşine eşit olarak paylaştırıyormuş. K tane bilyeyi ben eşit paylaştırmak istersem herkese k bölü 2 tane düşer. O zaman Zeki de k bölü 2 tane alır. Kardeşi de k bölü 2 tane alır. Zeki'nin toplam bilye sayısını sormuş. K bölü 2 tane annesi verdi. 10 tane de kendi bilyesi vardı. Zeki'nin toplam bilye sayısı K bölü 2 artı 10'dur. Zeki'nin toplam bilye sayısı K bölü 2 artı 10'dur. Tekrar ediyorum. Toplam elimde K tane bilye vardı. Ben bunu iki kardeşe eşit olarak paylaştırdım. Yani K bilyeyi 2'ye böldüm. K bölü 2, K bölü 2 tane bilye düşmüş oldu. Her ikisine de Zeki'nin başlangıçta 10 tane de kendi bilyesi vardı. O zaman Zeki'nin toplam bilyesi K bölü 2 artı 10 olarak bulunmuş olur. Bir sonraki ifadeye geçtiğimde sabit terim neydi? Değişken içermeyen sadece sayılardan oluşan ifadeydi. O zaman 3xy artı 2x eksi 1 artı eksi 3y ifadesinde bu gitti, bu da gitti, bu da gitti. Neden? X, Y, X ve Y gibi hepsi birer değişken içeriyorlar. Fakat eksi 1 hiçbir değişken içermez. O yüzden eksi 1 benim sorumun cevabı olmuş olur. Yani sabit terim sorduğunda X, Y gibi değişken içermeyen terimi arıyorum. Buraya baktığımda x'e gibi değişken içermeyen tek terim eksi 1. Bir sonraki örneğime geçiyorum. Vedat'ın x lirası, halkın ise 30 lirası vardır diyor. Vedat parasının 2 bölü 3'ü. Vedat'ın x lirası vardı. 2 bölü 3'ünü verdi. O zaman toplamda 2x bölü 3 Vedat yardıma verir. Hakan'ın 30 lirası vardı. 1 bölü 3'ünü yardıma veriyor. 30'un 1 bölü 3'ü
demek, 1 ile çarpıp 3'e bölmek demek. O zaman o da 10 TL'sine 10 Hakan yardıma verir diyorum. Yardıma verdikleri toplam parayı sormuş. Biri 2x bölü 3 veriyor, diğeri de 10 veriyor. Şıklara baktığımda 2x bölü 3 artı 10 yok. O zaman benim burada bir paydaşlığı yapmam lazım. Gizli bir 1 olduğunu bir 3 ile genişletiyorum. 2x artı 3 çarpı 10'dan 30 bölü 3 olarak bulunur. Bu durumda doğru cevap A şıkkı olmuş olur. Tekrar ediyorum. Vedat'ın parası ve Hakan'ın parasını bulduktan sonra şıklarda bulamadığım için payda eşitliği yaptım. Payda eşitlediğimde doğru cevap A şıkkı olarak bulundu. Bir sonraki soruya geçtiğimde Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının iki katı, Sevgi'nin yaşının 4 eksidir diyor. Pelin, Ömer ve Sevgi. Ömer'in yaşı A olduğuna göre diyor. Baştan bir daha okuyorum. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının 2 katı. Ömer A yaşındaysa ve Pelin 2 katıysa o zaman Pelin'in yaşı 2A'dır. Sevgi'nin yaşının 4 eksidir diyor. O zaman Sevgi de bunun 4 fazlası mıdır? Bana demiş ki soruda, buna göre Sevgi'nin yaşını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Baktığında Sevgi'nin yaşı 2 artı 4'tür. Bunu gösteren cebirsel ifade de C şıkkında doğru olarak verilmiştir. Geçiyorum 10. soruya. Yukarıda kenar uzunlukları x ve y santim olarak verilen kareler vardır diyor. Bu karelerin çevrelerin uzunluklarını veren toplamı bulmamızı istemiş. Biz karenin çevresini nasıl buluyorduk? Bir tane kenarını 4 ile çarpıyordum ya da 4 tane kenarını topluyordum. Şimdi büyük kareye baktığımda bir kenarım x ise 4 çarpı x'ten çevresini 4x olarak bulurum. Küçüğüne geldiğimde çevresini 4 çarpı y'den 4y olarak bulurum. Benden bunların toplamı... Evet, bir sonraki soruya devam ediyoruz. Yukarıdaki kenarın